Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik, 2. dönem, 2. sınav, fen liseleri senaryo 2'yi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Fen liseleri 2. senaryo denmiş ama ben bunları Anadolu Lisesi 4. senaryo olarak da yayınlayacağım. Çünkü konular aynı sevgili arkadaşlar, benzer konular. Anadolu Lisesi sevgili arkadaşlarım da gönül rahatlığıyla bu teste bakabilir. Evet sevgili arkadaşlar, aynı zamanda ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda tüm sınavların senaryolarını sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz testlerin de matematik fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şurada gördüğün TYT, AYT'ler de var. Bu ne demek? YKS'ye kadar beraberiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, rüzgar enerjisinin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Arkadaşlar avantajlarından başlayalım. Zaten adı üzerinde yenilenebilir. Yani yenilenebilir kaynağımız ne sevgili arkadaşlar? Doğa. Doğadaki rüzgar enerjisini kullanıyoruz. Temiz bir kaynak. Herhangi bir çevreyi kirleten bir şey yok arkadaşlar. Ham maddemiz rüzgar, değil mi? Ondan sonra atık yok. Oluşan elektrik enerjisi sonucunda doğaya herhangi bir atık malzeme yollanmıyor. Yani bir doğa dostu. İşletme maliyeti düşük arkadaşlar. İşletme maliyetinden kasıt şu arkadaşlar. Kurduk. Kurduktan sonra rüzgar estikçe lömbürdenek dönüyor. İşletiyoruz. Herhangi bir çalışanı yok, değil mi? Maliyetleri vesaire az. Yani yakıt vesaire de gerektirmiyor. Bakım yapıldıkça, tabii bakım yapacağız. Bakım yapıldıkça arkadaşlar uzun süre kullanılabilir. Bunlar avantajlar. Güzel. Peki dezavantajları ne? Dezavantajlarında arkadaşlar biliyorsunuz bu rüzgar türbinleri şöyle oluyor. Çok kocaman direkler arkadaşlar. Bunları kurmak böyle her baba yiğidin harcı değil. İlk kurulum ücretleri çok yüksek oluyor. Bir de nerelere? Dağlara, tepelere kuruluyor arkadaşlar. O yüzden ilk kurulum ücretleri, maliyetleri yüksek olur. Bir de nedir arkadaşlar? Biz rüzgar ve mevsim durumlarına bağlı. Bunların insafına kalmış durumdayız. Rüzgar kesilirse enerji üretilemez. Bir dezavantaj. Ne yazık ki kuşların göç yollarında da olabilir. Bazen biliyorsunuz kuşları herkes böyle kanat çırparak gidiyor zannediyor ama aslında kuşlar çok akıllı yaratıklar arkadaşlar. Hava akımlarına bırakıyorlar kendilerini. Hava akımı demek rüzgar demek. Ne yazık ki bu hava yollarına, göç yollarına da denk gelebilir. Kuşların telef olmasına, canlarını kaybetmesine yol açabilir. Üzüntü verici bir durum. Gürültü yapabilir arkadaşlar. Şimdilik bunlar tabii ki. Zamanında çok övülüyordu. Ben de hep bir kuşkuyla bakıyordum bu rüzgar enerjilerine. Yani dikkat etmekte fayda var. Avantajları burada, dezavantajlar burada. Kurmak sana kalmış. Anlaştık. Güzel. 2 ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 2 numarada klasik bir soru. A ve B termometreleri arkadaşlar. Suyun kaynama ve donma noktaları. Bak donma -20, 80, 40, 120. Buna göre A termometresinde 20 A derece değeri B termometresinde kaç B derece olarak gösterir? Sevgili arkadaşlar, bunu önceki testlerde de uzun uzun anlattım. Bakın burada en klasik trik şudur arkadaşlar. Şuradaki kaç? 20. Şu 20 değeri tak 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 şuraya denk gelecek. Buraya da gelin B diyelim arkadaşlar. Ya da ne diyeyim ya, X diyeyim de sonra B ile çalışacak. Bakın sevgili arkadaşlar, bunun en triği şudur. Şu uzunluğun şu uzunluğa oranı. Bak burada ne kadar fark var? 20 -20 değil mi? Güzel. Bunun işte şuraya oranı 80 -20'ye oranı eşit olmalı sevgili arkadaşlar. Şu arkadaşın şu arkadaşa oranı. Yani x 40'ın 120 -80'e 40'a oranı. Anlaştık, güzel. Bak burası 40 bölü burası 100. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Eşittir x eksi 40 bölü 80. Nasıl yapalım? İçler dışlardan önce şöyle şu sıfırlardan bir kurtulalım. Her iki tarafı 10'a böldük. Bununla bunu çarp. 320 eşittir. İçler dışlar yapıyorum şimdi. 10 tane x eksi 400. 10 tane x eşittir. 400 buraya geçti. 720 x eşittir. 72 b derece oldu. Tamam mıyız? Tamam.
Sevgili arkadaşlar, bu sınav çözerken bunu böyle yazdık. Ama sen normalde şöyle de düşünebilirdin. Bak, burada kaç tane bölme var? 80'den eksi 20'ye 100 bölme. 100 bölme. Burada da 120'den 80'e 80 bölme var. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Hocam, buradaki bir bölme, bak 100 tane bölme var ya, burada da 80 tane bölme var. Buradaki bir bölme, buradaki ya da buradaki bir bölme mi? 0,8'e denk gelir değil mi arkadaşlar? 0,8'e. Buradaki bir bölme, buradaki 0,8'e denk gelir. Bak, burada kaç bölme gidecek? Eksi 20'den 20'ye 40 bölme. 40 ile bunu çarparsan 32 bölme yapar. Bak, 40'ın üzerine 32 bölme eklersen 72'yi bulursun zaten. Böyle de düşünebilirsin. Çok kafam karıştı dersen bu işin kral metodu budur. 3 numarayla devam. 3 geldi arkadaşlar. Diyor ki, hop, burada şu arkadaş gözükmüyor, gözükür hale getirelim. Kütleleri sayısıyla M ve 2M olan XY. Şu arkadaş X imiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Bu arkadaş M, bu arkadaş da 2M kütleli. XY sıvılarına ait sıcaklık ısı grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre XY sıvıların öz ısıları oranı CX bölü CY bana söyler misin diyor. Arkadaşlar, kel maciti biliyoruz. MC delta T. Verilen ısı, sisteme verilen ya da alınan ısı arkadaşlar, kütlemiz, ısı sığımız, öz ısısı daha doğrusu, öz ısı, ısı sığa burası, öz ısı ve sıcaklıktaki değişim. Peki ben bu değerleri nereden okuyabilirim? Arkadaşlar, okuyabileceklerimden, bakın mesela X için ve Y için ayrı ayrı yazacağım. Bu değerleri okuyabilmek için arkadaşlar tam köşelerden değer bulmam lazım. Bak, ne görüyorum ben burada? Sevgili arkadaş, 2Q ısı aldığında arkadaşlar 4T sıcaklığa çıkıyor. Nereden? Bak, T'den. Değil mi? Hemen yazıyorum. 2Q aldı bu arkadaş. Ve sevgili arkadaşlar, kütlesi de M kadardı. C'si CX zaten bana bu soruluyor. Delta T. Bak, delta T, T'den 4T'ye çıktı ya. 3T kadar değil mi? Hatta bunu öyle yazalım. Ya. 4T eksi T. Ama şey yazacağız. Tamam, öyle yazalım. M, CX çarpı 3T. Cepte mi? Cepte hocam. Y için yazıyoruz arkadaşlar, bir köşe bal. Bak, ya buradan oku ya buradan. Bu köşeler değil mi? Hiç fark etmiyor, rahat ol. Hadi buradan okuyalım. Bak, buradan okuyalım. 4Q aldı bu arkadaş. Hop. Nereye geldi? 3T'ye. M çarpı C'ye çarpı delta T'sine bak. T'den 3T'ye. 3T eksi T. Yazalım, M C'ye çarpı 2T kadar arttı değil mi? T'den 3T'ye. Arkadaşlar, oranlayalım bunları. En güzeli budur. Oranladığımızda Q'lar gitti. 2 bölü 4, 1 bölü 2'dir. Eşittir. Bak, M'ler gitti. CX bölü C'ye. Sen zaten bunun peşindesin. T'ler gitti. 3 bölü 2. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu arkadaş burada bölme halinde buraya çarpma gönderiyorum. Bu arkadaş çarpma halinde buraya bölme olarak gönderiyorum. İkilerle sadeleştiriyorum. CY bölü CX'i 1 bölü 3 olarak buluyorum. Polemiklerden uzak işaretleyip gidiyorum. Yalnız ben 1 bölü 3 dedim. 2 bölü 3 gibi bir şey mi olması lazımmış bunun? Dur bakayım. T 2T değil mi? Evet, 2T 3 bölü 2. 3 bölü 2. 1 bölü 2. Ha, kütleleri M, yanlış yazdım. Tamam tamam. Arkadaşlar, M 2M. Oradan bazılarınız bağırıyordu bana, duydum şu an. Bu 2M, bu arkadaş da 2M. Tamam. O zaman burada bir 2 kaldı. Tamam, bu 2'yi de buraya çarpma olarak göndermem gerekiyor. Tamam, 2 bölü 3 kaldı. Cevabımız 2 bölü 3. İpten döndük. Tamam mı? Polemiğe girecekmişiz neredeyse. 4 ile devam arkadaşlar. 100 santigrat derecedeki 50 gram su buharının eksi 10 derecedeki buz haline gelebilmesi için ortama verilen ısı miktarı kaç? Ortama verilen gelebilmesin. Isı miktarı kaç kaloridir? İşlemleri gösterin. Arkadaşlar, hop, şu grafiği biliyorum değil mi? Hop. Bakın, burada katı, burada sıvı, şurada da hal değişimleri var değil mi? Güzel. Arkadaşlar, biz Q eşittir MC delta T yazıyoruz. Bu arkadaşlar katı sıvı hallerindeki alınan ısıyla ilgili bağıntı. Hal değişimlerinde de neyi kullanıyorduk arkadaşlar?
M çarpı L'yi. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman bakalım arkadaşlar. Birinci durumumuzda ne olacak bu arkadaş? 100 santigrat dereceden sevgili arkadaşlar bir sıvı hale geçecek. Buradaki bir hal değişimi var değil mi? Buhardan sıvıya geçişi var. O zaman bunu yazalım bakın. Q1. Ne yazacağız? M çarpı hop L Y. Tamam mı? Tamam. Kütlemiz ne kadar arkadaşlar? 50 gram idi. Çarpı 540 eşittir 27.000 kalori. Güzel. Q2'yi yazıyorum arkadaşlar. Şimdi sıvı haldeyim. Burada da MC delta T'yi kullanacağım. Tamamdır hocam. M ne kadardı? Hala 50 gram. Çarpı C'sine bak. Su, sıvı haldeyim. Şimdi bunu kullanacağım. 1. Delta T'miz ne kadar arkadaşlar? Dikkat et. Bak 100 dereceden 0'a geliyorum. 100 kaynamadan donmaya kadar 0. 100 derecelik bir değişim gerekli. 50 ile de 100'ü çarptığımda 5000 bir kalori de. Buradan geldi cal. Q3 için şimdi arkadaşlar bakın bir hal değişimi var. Sıvıdan katıya geçiş. M çarpı LD'yi yazıyorum. Donma. Değil mi? Yine 50 gram. Güzel. LD ne kadar arkadaşlar? 80 kalori. Eşittir. Çarptım bunları da arkadaşlar. 4000 yaptım sana. 4000 kalori. Burada kalori bölü gram bölü santimetre. Santigrat derece. Şimdi arkadaşlar sıfırdan eksi 10'a doğru bir katı hale getireceğim. Bu da benim Q4'üm. MC delta T yine. Kütlemiz 50. C'ye bakıyoruz arkadaşlar. Buz halde 0,5. Doğru mudur? Doğru. Çarpı sıcaklık değişimi ne kadar arkadaşlar? Bak eksi 10'a geliyorum. Sıfırdan eksi 10'a 10 derece değil mi? Eşittir. Bunları çarptığımda şu arkadaş zaten 5 yapıyor. 50 ile çarptım. 250 kalori de helalinden bu oldu. Şimdi bunların hepsini topla. Burada bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. 27, 32, 36, 1250 kalori. 1000 kalori de 1 kilo kalori yapıyor arkadaşlar. Bu durumda 36,25 kilo kalori de gönül rahatlığıyla diyebilirim ki kimse bana bir şey diyemez. Tamam mıyız? Harika. 5 ile testi tamamlayalım. 5 numara diyor ki arkadaşlar. Ey şimşek diyor. Sen bu soruyu daha önce çözdün diyor. İlk boyları eşit. ABC metal şeritlerin sıcaklıkları eşit miktarda. Arttırıldığında son boyları şekildeki oluyor. Bu metal şeritlerin boyca uzama katsayıları alfa A, alfa B, alfa C. Genelde lambda ile gösterdik ama böyle göstermişler. Buna göre alfa A, B, C boyca uzama katsayı nedenlerini açın. Arkadaşlar bunlar sıcaklık miktarı arttırıldığına göre demek ki ilk boyları daha küçükmüş değil mi? Mesela şurada olsunlar. İlk boyları burası olsun arkadaşlar. Bak dikkat edersen L ilk boyları hepsinin de eşit. Sevgili arkadaşlar bakın boyca uzama delta L ilk boyla ondan sonucuma lambda ile ki burada alfa gösterilmiş. Alfa ile ve sevgili arkadaşlar sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Şimdi bak burada hepsinin sıcaklık değişimleri aynı. Aynı ortamda. İlk boyları da aynı. Arkadaşlar en çok boy uzamasını en çok uzama katsayısına sahip olan arkadaş gerçekleştirir. Buradan açık ve seçik görüyorum. A en çok olmuş. Değil mi? Sonra C olmuş. Daha sonra da B olmuş. Bunu hallederim. Polemiklerden uzak dururum. Bunu böyle formülü bilmek zorunda değilsin arkadaşım. L sıfırla, ilk boyla, ondan sonra sıcaklık değişimiyle ve katsayıyla doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır diye yazsan zaten senden kralı, kraliçesi yok. Anlaştık. Harika. Testi tamamladık sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak eğer hoşuna gittiyse daha da serbesttir. Testin başında da hatırlattım. Şurada görmüş olduğun testleri de sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Tarafımdan tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.